sıfır noktasına gideceğiz. Haber Global muhabiri Sercan Bilgi bizleri bekliyor. Hakkari Üst Bölgesi Jandarma Komando Tim Komutanlığı'nda oradan bizlere son gelişmeleri aktaracak. Konuklarımızın da tabii bazı soruları olacaktır. Yine de tabii uyarıda bulunmakta fayda var. Güvenlik gerekçesiyle soruları sorarken çok dikkatli olmamız gerektiğini, aksi halde zaten karşı taraftan da gerekli cevapları alamayacağınızı buradan hatırlatalım ve Sercan Bilgi'ye uzanalım. Sıfır noktasına, Hakkari'ye gidelim. Sercan, Jandarma Komando Tim Komutanlığı'ndasın. Oldukça da soğuk bir hava var, kar da yağıyor. Neler aktaracaksın bize? Önce seni dinleyelim. Evet, bizler an itibariyle sınırın sıfır noktasındayız. Yani sınırın öte tarafı artık pençe kilit harekat bölgesinin olduğunu belirtelim. Az önce yayına hazırlandığımız sırada bir kez daha jetlerin sesleri bizlere kadar ulaştı. F-16 savaş uçakları hemen yanı başımızda bulunan Haftanin, Hakur, Karazap bölgelerine bir kez daha hava harekatı gerçekleştirdiğini ve teröristlerin inleri olarak bilinen barınakları, sığınakları, mağaraları başlarına bir kez daha yıktığını ve hedeflerin bir kez daha nokta operasyonuna imha edildiğini belirtelim. İfade ettiniz, bizler şu anda Hakkari'deyiz. Bir askeri üs bölgesindeyiz ve bulunduğumuz askeri üs bölgesinde jandarma komando timleri bulunuyor. O kahramanlar şu an arkamda ve bölgede çok zorlu hava koşulları var. Çok çetin bir kış yaşıyor şu an bulunduğumuz bölge ve günlerdir, yaklaşık bir haftadır bölgede kar hiç eksik olmadı. Kar yağışı hiç eksik olmadı ki yağan kardan sonra birçok üs bölgesine karadan ulaşım sağlanamıyor. Hava yoluyla ulaşımın sağlandığını belirtelim. Hatta bizler buraya geldiğimiz sıralarda bile bazı tehlikelerle karşı karşıya kaldığımızı belirtelim. Askerlerimiz, kahramanlarımız hemen arkamda. İbrahim Bayram'dan rica edeceğim. Onlar günlerdir burada vatan savunması için mücadele ediyorlar. Bir yandan silah arkadaşları Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde yine orada operasyonlarına devam ediyor. İbrahim Bayram ekranlara getirsin. İşte kahramanlarımız şu anda eksi derecelerde seyreden hava sıcaklığında nöbetleri başında, görevleri başında olduklarını sizlerle paylaşalım. Bölge çok yüksek çığ riski altında. Onu belirtelim. Bu nedenle askerlerimiz görevlerini, özellikle devriye görevlerini ifade ederken çok dikkatli ve çok hassas olduklarını bir kez daha paylaşalım. Ve askerlerimiz de kıyafetlerinden de kamuflajlarından da anlaşılacağı üzere bölgenin çetin kış şartlarına göre giyindiklerini ve operasyonlara işte böyle hazırlandıklarını belirtelim. Az önce komutanımız da yaptığımız sohbette silahları görebiliyorsunuz. Hepsi yerli ve milli silahlarımız ve tam teçhizat araziye çıktıklarında bu zorlu şartlar biraz daha güçleşiyor. Çünkü 40-45 kiloya kadar varan bir teçhizatla operasyon bölgesine gittiklerini sizlerle paylaşmış olalım. Tim komutanımız hemen yanımızda. Şimdi kendisiyle kısa da olsa duygu ve düşüncelerini alacağız. Tabii çok zorlu bir coğrafya ve çok kısa bir süre önce, yaklaşık 21 şehit verdik. Ama askerlerimiz hala burada ve vatan savunmasını çok zor coğrafyada, çok zor şartlar altında icra ediyorlar. Komutanım, yayınımızın başında da söyledik. Bölge çok zor bir bölge. Operasyonlar aralıksız devam ediyor. Vatan savunması gerçekten çok zor şartlar altında devam ediyor. Duygu ve düşünceleriniz bizim için ve şu anda ekranları başında olan kamuoyu için, Türk milleti için çok önemli. Moraller nasıl? İlk önce onu sormak isterim sizlere. Jandarma Asubay Kıdemli Üst Savuş Mehmet Reşit Dalar, Komando Tim Komutanı olarak 1939 rakımlı üst bölgesinde görev yapmaktayız. Moralimiz üst seviyededir. Herhangi bir sıkıntımız, bir problemimiz yoktur. Azim, inat ve inatçı bir şekilde, kararlı bir şekilde son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Komutanım, az önce Serhan Bahçıvan da söyledi. Konuklarımızın sizlere bir takım sorular olacak. Eğer konuklarımız da uygun görürlerse sorularını almaya başlayabiliriz. Peki, önce İstanbul'dan başlayalım o zaman. Ben şöyle uzatayım sizlere. Konuklarımız arasında sorusu olan var mı acaba? Evet, ben peki, müsaadenizle. Siz değişelim. Peki. Şu alın komutanım, daha rahat duyarsınız. Kulaklığı takabilirse komutanımız, o da eş anlam. Beni duyabiliyorsunuz değil mi efendim?
Evet, doğrudur, duyuyorum. Tamam. Komutanım, Doktor Eray Güçler'in bir sorusu olacak size. Hemen ben sözü ona bırakayım. Ben de emekli jandarma kurmay albayım. Oradaki heyecanı şu an yakinen hissediyorum. Allah güç kuvvet versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ ol. Ben şunu sormak istiyorum. Aslında biliyorum ama kıymetli izleyicilerimiz de merak ettikleri için soruyorum. Şimdi tabii çok yoğun, kesif bir hava şartı var. Çok kötü bir hava şartı var ve gerçekten orada yürümek bile çok zor. Bu şartlarda vatan mücadelesi vermek, bayrağı dalgalandırmak ve ülkemizi korumak adına büyük fedakarlıklarla Mehmetçik sizler orada görev yapıyorsunuz. Bizim gururumuzsunuz. Yüce milletimiz sizi her zaman aklında tutuyor. Her zaman kalbimizdesiniz. Tabii bu yoğun hava şartları, kötü hava şartları nedeniyle zaman zaman yollar kapanabiliyor. Gerçi açılıyordur hani dozerler, graderler, devletimiz bütün imkanları orada sağlamış durumda ama tut ki böyle bazen yoğun ve kötü hava şartları olursa ikmal ve lojistik açısından durum nedir? Ne kadar bu konuda hazırlıklıyız? Üst bölgesinin ikmal ve lojistik sistemi konusunda biraz bilgi verir misin? Evet, yani ikmal ve lojistik açısından herhangi bir problemimiz bulunmamakta. Kışa girmeden önce bir kış boyunca yeteri kadar tüm erzak ve yiyeceklerimizi stoklamış durumdayız. Kış boyunca gerek görev dönüşlerinde gerek göreve çıkınca erzaklarımızı, kumanyalarımızı alıp bununla hayatımızı idame ettiriyoruz. Çok şükür milletimizin duası, devletimizin de desteğiyle biz bu zorlu koşullarda görev yapabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı, bir problemle şu ana kadar karşılaşmadık. Maşallah. Başarılar diliyoruz. Gönlümüz, yüreğimiz, kalbimiz sizlerle. Allah sizleri korusun. Dualarımızdasınız güzel kardeşlerim, değerli Mehmetçikler, kıymetli vatan evlatları. Sağ olun, sağ olun. Eray Hocam, başka hocanın sorunuz yoksa diğer konuklarıma ben yöneleyim. Salih Bey, sizin var mı sorunuz komutanımıza? Yaşar. Özür dilerim. Yaşar Bey. Yaşar, Salih oldu derken. Onun da haca gitmiş halini unutmayın. Oraya gitmiş oldu kafam. Ben komutanımıza soru sormayacağım ama bir yüreğimi buluşturmak isterim. Yani şu anda karşımızda günlerdir onlarla biz de birlikteyiz, yüreğimizi açıyoruz. Kıymetli komutanım. Ben de bir jandarma çocuğuyum. Rahmetli babam da bilirim o zorlukları. Ama hiçbir şekilde en ufak bir ne ailesine ne bizlere hiçbir şey yansıtmamıştı. Aynı yüreği taşıyorsunuz. Aynı iman gücüyle, aynı anlayışla. Bu yüce Türk milletinin bugün orada herkes evinde rahat uyuyabilsin diye. Herkes evinin önünde herhangi bir kötülüklerle buluşmasın diye siz vatan savunmasındasınız. Yüreğimiz sizlerle. Size güvenimiz tam. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah sizi bütün kötülüklerden uzak tutsun. Sağ olun. Sizlerin duası olduğu sürece biz sürekli o maneviyatla hep ayakta duracağız ve mücadelemize devam edeceğiz. Bunu da bilesiniz. Peki. Var olunuz. Ankara'ya dönelim. Melik İlter veya Levent Yılmaz'ın sorusu varsa onları alalım. Benim bir sorum olacaktı. Öncelikle komutanım, öncelikle yani sizin başınız sağ olsun tüm Türkiye'nin ama şehitler verdiniz. Şunun farkındayız, yani o şehitlerin verdiği son nefes sayesinde biz şu anda nefes alıp veriyoruz. O yüzden de önünüze saygıyla eğiliyorum. Bu zorlu bir mücadele. Biz normal şartlarında 5 dakika dışarıda bekleyemiyoruz. Kızım 16 yaşında Dicle, bunu özellikle iletmemi istedi. Her akşam size dua ediyor. Dedi ki baba lütfen bunu ilet. Dualarım kabul olur mu? Olur dedim. Sizler hani günahsızsınız ve ellerinizi açtığınızda tabii ki olur. Mutlaka da ileteceğim dedim yayına gelirken. İletmek istiyorum. Her akşam uyumadan size dua ediyor. Ben şunu sormak istiyorum komutanım. Şimdi şehitler verdik. Yüreğimizden, kalbimizden parça koptu ama bir yandan da devleti ebed müddet diyoruz.
ve onları sonunu getirene kadar da mücadeleye devam. Şimdi sürekli böyle hava harekatı yoğunluklu haberler geliyor ama Pençe Kilit bölgesinde kara harekatlarımız da sürüyor mu? Tabii sizi tehlikeye düşürmeyecek şekilde bilgi rica ediyorum. Ona özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sizin hayatınız bizim için her şeyden kıymetli. Evet. Şimdi tabii ki yani kara harekatlarımız devam ediyor, devam etmekte. Biz de arka sektör olarak emniyet tedbirini almakla görevli olan bildiğimizle birlikte burada mücadelemize devam ediyoruz. Bunun dışında farklı bir bilgi veremeyebilirim. Çünkü biraz daha... Evet, onun farkındayım tabii. İstihbari bilgiler girecek seviyede, evet. Evet. Mehmetçiğin morali nasıl komutanım? Arkanızda aslan gibi, çakı gibi duruyorlar. Onların hepsinin muhtemelen yaşça benden küçükler. Hepsinin gözlerinden tek tek öpüyorum. Allah onlara uzun ömür versin. Sağ olun. Şimdi moralleri iyi mi komutanım? Komandolarımızın morali had safhada, iyi, çok azimliler. Ailelerin hiçbir şekilde gözleri arkada kalmasın. Burada çok mutlu bir şekilde vatan ve millet için görev yaptıklarının şuurunda ve bilincinde oldukları için hiçbir şekilde moral ve motivasyon açısından bir kayıpları yok. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sağ olun. Peki Levent Bey'in bir sorusu olacak mı? Serhan Bey, benim bir sorum yok. Ne sorabiliriz? Bu şekilde can siperhane devletimiz, milletimiz için orada bizleri bekleyen, bizleri koruyan askerlerimize sadece teşekkür edebiliriz. Varlıklarıyla gurur duyduğumuzu iletebiliriz. Değerli komutanım, saygılar sunuyoruz. Dualarımız sizinle. Her zaman arkanızda dua eden bir Türk milleti olduğunu unutmayın. Sizin orada yaptığınız kutsal görev bizim burada bu nefesi alabilmemizin, burada Ankara'da, İstanbul'da huzurlu oturabilmemizin sebebidir. Dolayısıyla sizler iyi ki varsınız. Ben sizleri doğuran, yetiştiren, bugünlere getiren annelerinizin, babalarınızın ellerinden öpüyorum. Onlar iyi ki varlar. İyi ki böyle dağ gibi, aslan gibi evlatlar yetiştirmişler. Sizler bizleri oralarda koruyorsunuz. Türk komandosunun ünü zaten dünyaları aştı. Türk komandosuyla gurur duyuyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki orada bizleri koruyacak şekilde sizler can siperhane bu nöbetleri tutuyorsunuz. Oradaki sizin askeriniz, yanınızdaki kardeşlerimizi de buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. İyi ki varlar. Her birinizin annesinin, babasının elinden öpüyoruz. İyi ki sizler gibi, aslanlar gibi evlatlar yetiştirmişler. O hep diyor yani bir dağın sırtında dağ varmış gibi diyordu ya. İşte o dağın sırtındaki dağlar sizsiniz. Sizin gibi dağlar olduğu sürece bu memleket hep ayakta kalacak. Sonsuza dek Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşayacak. İyi ki varsınız. Benim bir sorum yok. Sadece sizinle gurur duyduğumuzu iletebiliriz. Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun. Sağ olun. Peki komutanım, sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Dediğim anda kulaklığı çıkardı zaten komutanımız. Peki o zaman Sercan Bilgi ile... Serhan Başbahçıvan dedi ki komutanımın son olarak eklemek istediği bir şey var mı? Yani son zamanlarda vermiş olduğumuz şehitlerin mekanlarının âli olduğunu biliyoruz. O sebepten dolayı üzülmüyoruz. Önden gidenlere selam olsun. Bizi burada ayakta tutan milletimizin duası, aynı zamanda devletimizin desteğiyle de ara, bul, yok et stratejisiyle son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz ve şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız.